Merhabalar, ben Doktor Gökün Alpa, Muğla Yücelen Kalp Damar Cerrahisi'nden. Bugün sizlere periferik anjiyoplasti işlemleriyle alakalı bir takım bilgiler verecektim. Bunların ilki arteriyel sistem dediğimiz atar damar sistemiyle alakalı olmakla beraber, diğeri de venöz sistem dediğimiz toplar damar yapısıyla alakalı olacaktır. Arteriyel sistemde özellikle atar damarlarımızda her iki bacağa giden damarlarımızda yıllar içerisinde özellikle yaşlı hastalarımızda ve sigara öyküsü olan kişilerde, kolesterolü yüksek olanlarda, hipertansif olan kişilerde zamanla tıkanıklıklar sebebiyet verebiliyor. Bundan dolayı da bu damarlara bir takım işlemler yapılıyor. Bundan önceki süreçte ameliyatlar sıklıkla yapılmakla beraber günümüzdeki son teknolojik işlemler neticesinde biraz daha anjiyoplasti dediğimiz girişimsel işlemler ön plana çıkmaktadır. Burada da hastanemizde bu tıkanıklıklara anjiyo işlemlerini yapmaktayız. Amacımız ameliyatsız olarak kesi yapmadan çoğunlukla en fazla bir saati çok fazla aşmayan işlemler içerisinde hastanın sıhhatini ortaya çıkarmak oluyor, şifa bulmasını sağlamak oluyor. Daha çok yine balon dediğimiz, stent dediğimiz bir takım malzemeler kullanmaktayız. Sonraki süreçte de genelde tedavi süresinden sonraki süreçte hastamız genelde ertesi gün taburculuk düşünüyoruz ve çoğu da taburcu oluyor diyebiliriz. Diğer toplar damar sistemiyle alakalı olarak da şunu söyleyebiliriz. Özellikle günümüzdeki COVID pandemisi sebebiyle ve bir takım yine risk faktörleri de göz önüne alınarak pıhtılaşma riskleri çok ciddi oranda artmış durumda. Burada da yine ilk 15 gün akut dönem dediğimiz pıhtılaşma durumu olduğu vakit venöz sistemde, yani toplar damar sisteminde yine bu anjiyoplasti işlemlerini aynı şekilde uygulayabiliyoruz. Bunların tamamı için, her iki sistem için de söylemek gerekirse, herhangi bir kesi olmadan, herhangi bir anesteziye, sadece lokal anestezi olarak söyleyelim, herhangi bir ekstra bir anestezik madde almadan hastayla konuşarak gayet rahat, konforlu bir şekilde işlemlerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Yine aynı şekilde venöz sistem içinde çok uzun sürmeyen, bir saati çok fazla aşmayan işlemler olduğu gibi hastanın sonraki süreçte de hızlı bir şekilde şifa bulmasını sağlıyoruz. Genel olarak bununla alakalı bilgilerimiz bu şekildedir. Herkese sağlıklı günler dileriz.